İletişim Yayınları Amerikan Hikayeleri Antolojisi Hayat Pahalılığı Yazan Dorothy Parker Seslendiren Atilla Kılıç Annabelle ve Mitch, sınırsız boş zamanı olan varlıklı kişilerin ağır, güvenli adımlarıyla çıktılar pastaneden. Cumartesi öğleden sonrası önlerinde bomboş uzanıyordu çünkü. Her zamanki alışkanlıklarına uyarak öğle yemeğinde şekerli, nişastalı, yağlı ve kaymaklı yiyeceklerle doyurmuşlardı karınlarını. Genellikle hem tereyağı hem mayonez sürülmüş taze beyaz ekmekle yapılmış sandviçler Ağızda çatırdayan ceviz kırıklarıyla dolu, çikolatalı sosların, dondurma ve krem şantiye topaklarının nemiyle ıslanmış kalın pasta dilimleri yerlerdi. Bazen de değişiklik olsun diye börek seçerlerdi. Katılaşmış salça ve tatsız kıyma karışımıyla doldurulan, üstlerinde kullanılan kötü yağın damlacıkları biriken börekler. Niteliği belirsiz, ne katı ne yumuşak sayılabilecek Güneşte bırakılmış merhem kıvamında sarı kremalarla doldurulan sert bir şeker tabakasıyla örtülü tartlardan yedikleri de olurdu. Başka türlü bir yiyecek seçmeyi hiç düşünmemişlerdi. Akıllarından geçmezdi öyle bir şey. Yine de tenleri dağ lalelerinin taç yaprakları kadar duru ve pürüzsüz, karınlarıyla kalçaları genç kızıl derili savaşçıların gövdeleri kadar ince ve yassıydı. Mitch Anabel'in çalıştığı şirkette stenodaktilo olarak iş bulduğu günden beri can dostular iki kız. Anabel, arkadaşından iki yıl daha kıdemli olduğundan haftalığı 18 dolar 50 sente yükselmişti artık. Mitch hala 16 dolar alıyordu. İki kız da aileleriyle birlikte oturur, evin geçimine katkıda bulunmak için haftalıklarının yarısını büyüklerine verirlerdi. Bürodaki masaları yan yanaydı. Her gün öğle yemeğini birlikte yer, çalışma saatlerinin sonunda işten birlikte çıkarlardı. Gecelerinin çoğunu ve pazarlarının büyük bir bölümünü de bir arada geçirirlerdi. Gezintilerinde onlara arkadaşlık eden iki delikanlı da bulunurdu bazen. Ancak bu dörtlünün erkek üyeleri sık sık değişir, arkalarından hiç gözyaşı dökülmeyen iki delikanlı yerlerini iki yeni gence bırakırlardı gözyaşı dökmekte gereksiz olurdu aslında. Çünkü yeni gelenleri gidenlerden ayırt etmek hemen hemen olanaksızdı. Sıcak cumartesi ikindilerinin o güzelim aylak saatlerini mutlaka birlikte geçirirlerdi. Sürekli kullanış bile dostluklarının dokusunu inceltmiyordu. Birbirlerine benzerlerdi ama bu benzerlik yüzlerinin çizgilerinde değil, vücut yapılarında, hareketlerinde, giyimleriyle havalarındaydı. Anabelle Mitch genç büro işçilerinin yapmaması istenen her şeyi eksiksiz olarak yaparlardı. Tırnaklarını, dudaklarını boyar, kirpiklerinin rengini koyultur, saçlarının rengini açarlardı. Sürükleri koku bir ısı dalgası gibi yükselirdi üstlerinden. Göğüslerini sımsıkı saran, kısacık, incecik, parlak renkli elbiseler giyerlerdi. Ayakkabıları yüksek ökçeli, ince bantlıydı. Göze batan bayağı ve sevimli kızlardı. 5. caddede eteklerini savuran ılık yele karşı yürürken kulakla duyulabilecek bir hayranlık uyandırıyorlardı çevrelerinde. Gazete ve dergi satan küçük büfelerin önünde toplanan ağır kanlı delikanlılar, kızları mırıltılarla, ünlemlerle, hatta en büyük ödül sayılan ıslıklarla karşılıyorlardı. Anabel Mitch, gönül indirip adımlarını hızlandırmaya bile gerek duymadan geçiyorlardı erkeklerin yanından. Başlarını dik tutuyor, köylülerin enselerine basarak yürüyormuşçasına bastıkları yere dikkat edip ayaklarını ölçülü hareketlerle oynatıyorlardı. En sevdikleri oyunu oynamak için bulunmaz bir yer olduğundan cumartesi öğleden sonralarını 5. caddede geçirirlerdi hep. Gerçi oyun her yerde oynanabiliyor ve oynanıyordu ama 5. caddedeki vitrinler iki oyuncunun bütün yeteneklerini ortaya koymalarına olanak sağlıyordu. Anabel icat etmişti oyunu. Daha doğrusu eski bir oyunun kurallarını değiştirip ortaya atmıştı. Aslında herkesin bildiği bir milyonun olsa ne yapardın oyunundan başka bir şey değildi oynadıkları. Ne var ki Anabel işi biraz güçleştirmiş, daha sıkı kurallar koymuştu. Her oyunda olduğu gibi güçlük eğlenceyi arttırıyordu. Anabel'in çeşitlemesi şöyleydi. Adamın biri ölüyor ve sana temiz para bir milyon bırakıyor.'' Gel gelelim vasiyetnamesinde ileri sürülen bir şart var. Paranın her kuruşunu kendine harcayacaksın. Oyunun tehlikesi buradaydı işte. İnsan dalgınlığa kapılır da ailesi için yeni bir kat kiralamaya falan kalkışırsa parayı harcama sırası ikinci oyuncuya geçiyordu. Bu dalgınlıklardan ötürü milyonu elden kaçıran oyuncuların sayısı şaşılacak kadar çoktu. En usta oyuncular bile dalgaya düşüyorlardı bazen. Ayrıca da oyunun büyük bir ağır oynanması iyice önemsenmesi gerekiyordu. Satın alınan her şey dikkatle seçilecek, sorulursa alış nedenleri açıklanarak tartışılacaktı. Gelişi güzel oynanırsa tadı olmuyordu. Anabel büroda çalışan bir başka kıza da anlatmıştı oyunu. Silvia'ya kuralları açıklamış, sonra açış cümlesini söylemişti. İlk olarak ne yapardın? Silvia birkaç saniye kararsızlık çekmek inceliğini bile göstermeden karşılık vermişti. Doğrusunu istersen yapacağım ilk iş gidip bir kiralık katil tutmaktır. Bayan geri Cooper'ı vursun diye. Sonra da... Silvia ile oynamanın eğlenceli olmayacağı anlaşılıyor sanırım. Oysa Annabelle Mitch dost olmak için yaratılmışlardı sanki. Oyunu öğrendiği gün bir usta gibi oynamıştı Mitch. Eğlenceyi arttıran ayrıntıları da o eklemişti. Mijin buluşuna göre parayı bırakan insan sevilen biri değildi, tanıdık bile değildi. Biri kızları bir yerde görmüş, şu kız güzel şeylere sahip olmaya layık, ölürken ona bir milyon dolar bırakayım diye düşünmüştü. Ölümü zamansız bir ölümü olmamalıydı, acı çekmeden ölmeliydi. Bu iyilik sever insan iyice yaşlanmış, dünyadan ayrılmaya hazırlanmış olacaktı. Rahat bir uyku uyurken ölecek ve dosdoğru doğru cennete gidecekti. Bu küçük süslemeler Annabelle ile Mitch'in oyunlarını gönül rahatlığıyla oynamalarına fırsat veriyordu. Mitch yalnızca gerektiği ölçüde değil aşırı denebilecek bir ciddiyetle oynuyordu. İki kızın arasındaki dostluğu zedeleyen tek şey Anabel'in milyona konar konmaz ilk işi olarak bir gümüş tilki alacağını söylemesi oldu. Bu söz Mitch'in suratına atılan bir tokat gibiydi. Soluk alabilecek duruma geldiğinde heyecanlı çığlıklar atmaya başlamıştı Mitch. Anabel böyle bir şeyi nasıl düşünürdü? Gümüş tilki, herkesin sırtında olan adi bir kürktü. Anabel, gümüş tilkinin hiç de adi olmadığını ileri sürerek kendini savundu. Mitch, pekala da adidir diye diretti. Gümüş tilkiden manto yaptırmayan kalmamıştı. Burnunu hafifçe yukarı kaldırarak kendisinin, ölse bile asla gümüş tilki giymeyeceğini belirtti. Ondan sonraki on gün içinde her gün bir arada oldukları halde çok az konuştular. Birbirlerine söyledikleri sözleri dikkatle seçiyor ve oyunlarını oynamaya yanaşmıyorlardı. Derken bir sabah Anabel büroya girer girmez Mitch'in yanına koştu. Düşüncesini değiştirdiğini açıkladı. Milyonun bir kuruşunu bile harcamayacaktı gümüş tilkiye. Para eline geçer geçmez gidip bir vizon alacaktı. Mitch gülümsedi. Gözleri parlamıştı. ''Evet'' dedi. ''Sanırım çok iyi bir iş yapmış olursun.'' Şimdi de 5. caddeden yukarı yürürken aynı oyunu oynuyorlardı. Eylül ayında sık sık başa bela olan sıcak, sıkıntılı günlerden biriydi. Esintiyle birlikte toz zerreleri savruluyordu her yana. Herkes düşük omuzlarla ayaklarını sürüyerek yürürken iki kız ikindi gezintisine çıkmış milyoner küçük hanımlara yaraşan bir tavırla sağa sola kaymadan dimdik ilerliyorlardı. Oyunun açış cümlelerini yinelemeye gerek duymuyorlardı artık. Anabel dost doğru konuya girdi. Evet, diye söylendi. Diyelim ki bir milyon doların var. İlk olarak ne yaparsın? Doğrusunu istersen önce bir vizon mantı alırım, dedi Mitch. Gel gelelim hiç düşünmeden karşılık vermişti. Beklenen bir soruyu bellediği sözlerle geçiştiriyordu sanki. Anabel, evet doğru dedi. Bence de en doğrusu o. Yalnız vizonların en koyu renginden alacaksın.'' ezberlediğini okurcasına gönülsüzce konuşmuştu o da. En koyusu, en parlağı ve en yumuşağı da olsa o sıcakta kürk düşünmek insanın içine sıkıntı veriyordu. Bir süre hiç konuşmadan yürüdüler. Derken Mic'in bakışları bir vitrine takıldı. İçerinin ağırbaşlı, şık loşluğu, vitrindeki o güzelim, serin pırıltılar için eşsiz bir fondu. ''Hayır'' dedi Mic. Vazgeçtim. İlk olarak vizon almam. Ne yaparım bilir misin? Bir inci kolye alırım. Gerçek inci olacak tabii. Anabel gözlerini micin baktığı noktaya çevirdi. Evet diye söylendi usulca. Sanırım iyi düşündün. Akıllıca bir iş yapmış olursun. İnci kolye her kılıkta takılabilir çünkü. Vitrine sokuldular birlikte. Cama yaslanıp durdular. Tek bir şey sergilenmişti vitrinde. Pembe kadife bir boynu çevreleyen, iki dizi iri, kusursuz inci. Kolyenin klipsi zümrüttü. Anavel, acaba kaçadır, diye mırıldandı. Ay ne bileyim, dedim Mitch, pahalıdır herhalde. Bin dolar falan var mıdır, Mitch, bence fazladır, diye karşılık verdi, zümrütten ötürü. Ne yani, on bin dolar var mıdır? Ay doğrusu hiç bilemeyeceğim, dedim hiç. Anabeli şeytan dürttü. Sıkıysa içeri gir de fiyatını öğren diye meydan okudu. Aman ne eğlence. Sıkıysa gir hadi. Miç karşı çıktı. Öyle bir dükkanın cumartesi öğleden sonra açık kalacağını bile sanmıyorum. Açık diye diretti Anabel. Az önce içeride birileri girdi çıktı. Kapıda kapıcı da var. Hadi bakalım sıkıysa gir. Girerim dedi Miç. Sen de geleceksin ama. Kapıyı açarak onları içeri alan kapıcıya buz gibi bir sesle teşekkür ettiler. İçerisi serin ve sessizdi. Duvarlar tahta kaplama, yerlere yumuşacık halılar döşenmiş geniş bir dükkan. Kızlar domuz ahırına girmişçesine dudak bükerek küçümseyen bakışlarla bakıyorlardı yine de. İnce uzun, kusursuz giyimli bir satıcı yanlarına gelerek yarı beline kadar eğildi. Tertemiz, tıraşlı yüzünde en küçük bir şaşkınlık belirtisi yoktu. Bu kızların bu dükkanda bulunmasına hiç şaşmamıştı anlaşılan. Günaydın diye mırıldandı. Duruşuna bakılırsa, yumuşacık bir sesle verdiği selamın karşılığını alırsa bu lütfu asla unutmayacaktı. Anabelle Mitch yine aynı soğuk sesle Günaydın diye karşılık verdiler birazdan. Satıcı acaba size nasıl bir diye başladı. Sadece bakıyorduk dedi Anabel. Sözleri tahtından aşağı fırlamıştı sanki. Satıcı bir kez daha eğildi. Mitch Arkadaşım ve ben şöyle bir geçiyorduk dedi ve kendi söylediğini dinlemek istercesine duraladı. Arkadaşım ve ben şu vitrindeki incilerin fiyatını merak etmiştik sadece. Ah evet dedi satıcı. İki dizili kolye. Fiyatı 250 bin dolardır efendim. Mitch pekala diye mırıldandı. Satıcı başını eğmişti. Bu güzellikte birinci kolye çok az bulunur dedi görmek ister miydiniz? Anabel, hayır istemez diye söylendi. Mitch, arkadaşım ve ben şöyle bir geçiyorduk dedi. Döndüler. Giyotine giden soyluların havasıyla yürüyüp gittiler. Satıcı onlardan önce atılıp kapıyı açmıştı. Yanından geçerlerken yine yarı beline kadar eğildi. Kızlar beşinci caddeye çıktılar, aynı küçümseyen bakışlarla ilerlediler. ''İşe bak'' dedi Anabel. ''Aklın alıyor mu Allah aşkına?'' Mitch, 250 bin dolar diye söylendi. Bir milyonun dörtte biri gitti bile. Hiç utanmıyorlar. Yürürken küçümseyen bakışlar siliniyordu yavaş yavaş. Aşağılayıcı tavır yok olup gitti. Onunla birlikte soylu yürüyüş ve kraliçe havası da gitti. Omuzları sarkmıştı. Ayaklarını sürüyerek yürüyor, birbirlerine tosladıkları halde ne fark ediyor ne özür diliyorlardı. Sesleri kesilmiş, gözleri donuklaşmıştı. Ansızın Mitch sırtını dikleştirdi, kafasını havaya kaldırıp çın çın öten güçlü bir sesle konuşmaya başladı. ''Dinle bak Anabel, dinle ne söyleyeceğim. Diyelim ki çok zengin bir adam varmış. Şimdi bu adamı sen hiç tanımıyorsun ama o seni bir yerde görmüş. Sana bir iyilik etmek istemiş. Çok yaşlı bir adam ha. Birden ölü veriyor. Öyle uykusunda birden ölü veriyor.'' ve sana tam 10 milyon dolar bırakıyor. İlk olarak ne yapardın? Son Çeviren Armağan İlkin